9'da 107. Zarar vermek. Bak, münafığın asıl amacı budur. Yani küfre zarar vermek istemez o. Münafıklara zarar vermek istemez. Darwinistlere, materyalistlere zarar vermek istemez. Onlarla fikri mücadeleye ya da ilmi mücadeleye girmez. İnkarı pekiştirmek. Bu alenen inkarı pekiştirmiyor tabii. Dolaylı olan inkarı pekiştiriyor. Yani Kur'an'ı savunuyor gibi yaparak inkarı pekiştirir. Evet hocam. Hadisi savunuyor gibi yaparak inkarı pekiştirir. Dinsizliği pekiştirir. Müminlerin arasını ayırmak, Müslümanların bölünmesi için uğraşır. Yani münafığın en önemli özelliklerinden birisidir. Mesela küfrün bölünmesini istemez. Çünkü küfre sırtını dayıyor. Evet. Münafıkların bölünmesini istemez. Çünkü o sırtını dayıyor. Tuğyan ve delaletin bölünmesini istemez. Sırtını dayıyor çünkü. Ama müminlerin bölünmesini ister. Müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşını gözlemek için. Yani Müslümanlara o devrin polisi, o devrin adli gücü saldırıda bulunuyor. Evet. Onların gelmesini bekliyorlar. Yani o devirde Müslümanlara zarar verecek çalışma yapıyor, ihbar ediyorlar. Sonra da onlar uzaktan bunu izlemeye başlıyorlar. Münafığın ihbarı da sinsicedir. Mesela şöyle yapar münafık. Aleni değildir. Yani gizlice ihbar eder, o ayrı mesele. Ama mesela bir haber gönderir. O haberin içerisinde yine bir ihbar vardır. Evet. Yani haberle ihbar eder. İnşallah. Yani Kur'an'da biz bunu çok açık görüyoruz. Hadislerde de görüyoruz. Evet hocam, inşallah. 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 Mesela diyor ki bir haber gönderiyor. Diyor ki onların tutunacak yerleri kalmadı diyor. Bir mektup yazıyor. Evet. Bu bir ihbardır. Hem küfre diyorlar ki tutunacak yerler yok. Bunlar zayıf. Her an ezebilirsiniz. Güçleri, evet, imkanları var. Ayrıca da Müslümanların da ondan panik olacaklarını düşünüyorlar. Aynı zamanda ama küfre de bu bir şeydir. Haber göndermiş oluyor. Diyor ki ben ne var burada? Samimi olarak bir mektup yazdım diyor. Evet. Bir şey yok. Onun küfrün eline geçeceğini biliyorlar o haberin. Yani mutlaka haber, onlardan haberdar olacağını bilerek yaparlar. Evet hocam, inşallah. Anlaşıldı mı? Onun hem Müslümanları paniğe kaptıracağını, küfrü de cesaretlendirip atağa geçireceğini düşünüyor o devirde. Evet. Bak, zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak, Müslümanları bölmek ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler var ya, onların mescit dediği yer zaten şeytanın toplantı yaptığı yer olmuş oluyor. Yani şeytani bir mescit. Şeytan mescidi kuruyorlar. Evet hocam. İnşallah. Mescitten kastı da toplantı yeri. Şeytan mescidi kuruyorlar. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah şüphesiz onların yalancı olduklarını şahitlik etmektedir. Sürekli bunların ağzında Kur'an, hadis ve iyilik istiyor, düzeltmek istiyoruz, ıslah etmek istiyoruz. E git küfrü anlat işte o zaman, ıslah et. Olmaz diyor. Niye? Ben onlara sırtımı dayıyorum diyor. E münafıklara Allah emretti diyorsun. Münafıklara karşı mücadele et. E onlara da ben sırtımı dayıyorum diyor. E tuğyan ve delalet diyorsun onlar. E onlara da sırtımı dayıyorum. O zaman ben hiç olurum zaten diyor. Yani onların korumasına ben muhtacım diyor. Yani bir şey olduğunda diyor ben nereye dayanacağım ki? Zaten oraya dayanacağım diyor. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Onun için ben onları ellemem diyor. E peki kim senin hedefi? Müslümanlar diyor. Onların ben bazı hatalarını görüyorum. Evet, onlarla ilgileneceğim inşallah, ben inşallah diyor. İnşallah hocam, evet. Benim konum bu arkadaş diyor. bak biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler diyor. Yani sürekli bunlar dürüstlük, iyilik, güzellik, düzeltmek, Allah rızası için anlattığım derler. Kur'an buna ısrarla dikkat çekiyor maşallah, Cenab-ı Allah. Evet hocam. Evet. 9'a 108'de Cenab-ı Allah sen bunun böyle bir mescidin içinde hiçbir zaman için durma diyor. Yani böyle bir topluluk, böyle bir düşünceye hiçbir şekilde yanaşma diyor Allah. İnşallah hocam. Evet. İnşallah durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescit senin burada namaz kılman ve diğer işlerde durmana daha uygundur. Yani asıl Müslümanların toplu olduğu yerde bulunun diyor. Evet. Yani size başka bir yer göstertildiğinde sakın oraya gitmeyin. İnşallah hocam. Evet. Çünkü münafıklar çok fazla mescit kurarlar. Ayrı 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 bölümler oluşturabilirler. Evet. Her biri ayrı fikir kurabilir. İlk olan yer diyor esastır. İnşallah. İlk Mehdi'nin olduğu yer esastır. İnşallah hocam. Peygamber Efendimiz neydi? O devrin Mehdi'siydi. Evet. Orası esastır. Onun dışına bir yere yanaşmayacaksın. İnşallah. Orada arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever. Bak. Arındı demiyor Allah. Orada arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Arınmayı istiyor ve arınmak için gayret ediyor. Evet. Arınmış bitmiş demiyor Allah.
Evet. Peygamberimiz için bu vardır. Diğer evet. insanlar arınmaya devam ediyorlar. Evet hocam. Allah arınanları sever. Bir ibadettir. Evet. Eksiğini kusurunu Müslümanlar Kur'an'dan, hadisten, aklıyla ve vicdanıyla kendi anlıyor. Ama münafıklar Müslümanları ana hedef haline getiriyorlar. Küfürle mücadeleyi durduruyorlar. Kendilerinin arınması için zaten bir konu yok. Küfrün arınıp düzenlenmesi için onlara ilgilenmezler. Münafıklarla hiç ilgilenmezler. Evet. Çünkü münafık zaten veli nimeti gibi görüyor. Evet inşallah. İnşallah.